31 Ağustos 2020 Antalya, Alanya, Yeşilöz'deyiz. Demirtaş. Demirtaş'tayız. Yanımızda Mustafa Karagöz. Burada 11 dekar avokadolarımızda rekor gelişim, aynı zamanda da rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü kullandık. Mustafa abi, neler oldu burada? Bu fidanlar kaç aylık? Ne zaman dikildi? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Size sağ olun. Bunu Nisan ortalarında. 2020 Nisan'da. Evet. Şu anda 4 aylık bir fidanımız. Cins olarak neydi? Genellikle ağırlık Fuerte ağırlıklı. Fuerte. Zultano var. Zultano, Fuerte. Urs var. Şu andaki gördüğümüz Fuerte. Bunlar 4 aylık. Evet, şöyle 4 bir aylık. Yakından gösterelim yaprak kalitesini. Anlatalım biz. Şimdi biz bunu dikerken rekor gelişim kullandık. Diğer çeşitli tabii bunların yanında diğer mikro elementli gübrelerimizi de kullandık. Besleme gübrelerimizi. Evet, üstten de sonra rekor gübre. Hı-hı. İki defa uygulamasını yaprak yaptık. Gübresi. Yani önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız. Ve 4 aylık bir dikimin sonundaki gelişme ortada. Hı-hı. Peki mesela şimdi havalar sıcak. Bitki canlılığı konusunda, yaprak kalitesi konusunda, sürgünlerin canlılığı, kalitesi. Ne söyleyebiliriz? Şu anda gayet canlı duruyor. Parlak zaten şey parlak olarak. Yapraklarından da belli zaten. Hı-hı. Arkadaşlar görülüyor. Burası toplam kaç dönümdü alan olarak? 11-12 dönüm civarında. 12 dönüm. Burası eskiden portakal. Narinciye bahçesi. Narinciye bahçesiydi. Diğerleri şöyle duruyor. Kısmi bir miktar kalmış orada. Onlar da ileriki günlerde. Şöyle gidelim mi? Tabii gidelim. Buyurun. Mustafa abi ileriye doğru da. Böyle gelin. Bunlardan da gösterelim. Şu an sulama da yapıyoruz. Evet. Bugün. Ara sulamalarında veriyoruz. Şimdi bunlar gelişimi gayet iyi. Dikim aralığı kaça kaçtı buranın? Tam şey yoktu. 6'ya 7 şeklinde göre değişiyor. Ve balık sırtı yaptık. Burası taban bir yer olduğu için. Taban olduğu için şuradaki şeyden yaratmaması için. Hı-hı. Yüksek ekimi yaptık. Doğru bir uygulama. Şöyle gidelim. Ya ilerisinde de artık sistemeye büyüdüğü zaman geçeriz. Şimdi bölgemizde malum Antalya bölgesi tamamında neredeyse avokado yetiştirilmeye başlandı. Hı-hı. Yeni bahçeler kuruluyor. Rekor gelişimin burada ya da yaprak gübresinin avokado ile ilgili avantajları nedir? Ne sağlıyor? Net söyleyebileceğiniz ne vardır? Şimdi yapraklar gelişimi çok güzel. Hı-hı. Boyatması güzel. Gövdenin kalınlığı şöyle güzel. Şöyle gösterelim mi bir gövdeyi? Gövdenin yani alt kısımları gövde. Bunların filizleri alınca daha da alınmadı. Sıcağın gitmesini bekliyoruz. Yani 4 ay Nisan ayında dikimi yapılan bir bu sıcaklığa gidince şu alttaki filizler alınacak. Gövdenin gelişimi belli. Gelişimi belli. Zaten topraktan da uyguladığımız için çapağın atışı da güzel. Evet. Üstten uyguladığımız için de gelişimi güzel. Şimdi rekor gelişim ve rekor gübrenin farklı özellikleri var. Rekor gelişim toprakla ilgili. Evet. Toprağın çözülmesi, avokado böyle tavlı. Evet. İyi bir geçirimli bir toprak olursa biraz daha iyi oluyor. Şimdi bu kök ağır yapabiliyor. Bir toprak olduğu için, tamam i̇şte toprak olduğu için çok ağır bir toprak uyguladık ve bir yılı tamamlayınca tekrar uygulama yapacağım. Hı-hı. Biraz daha geniş yapıp tabii bu uygulamalarda daha geniş çapakları atsın diye. Şu hatta attınız biz. Evet, biz şu anda attığımız şurası. Biraz daha geniş ağaç büyüdükçe. Onu da seneye Nisan aylarında nasip olursa atacağım. Şöyle bir iki tane daha gösterelim mi? Bahçeyi de çeke çeke gidelim. En azından tamamını da görmüş olalım. Şurada da. Şimdi buradaki fidan. Şimdi bu filizlerin de kalması. Şimdi güneşten biraz daha etkilenmeye azan indirmek için. Bu Eylül 15 gibi bunların alttaki filizleri de alıp daha da gürleşecek daha inşallah. Daha da gürleşecek. 4. yaşında. Hı-hı. Şöyle gidelim bir tane daha gösterelim. Aylık. Evet. 4 aylık özür dilerim. Dediğiniz gibi. Şimdi baktığımızda bitkinin yaprak rengi, koyuluğu, şu gövde şöyle görülüyor. Gövde kalınlığından belli. Şöyle. Bunu zaten dikerken Nisan fotoğraflarımız da var. Aha. Ondaki incelik onları de şimdikine onları da ekleriz videomuza. Şöyle gayet şurada bitirelim isterseniz. şöyle görüldüğü gibi hala sürgün devam ediyor. İşte bu alttaki de aynı şekilde. Şöyle buradan da gösterelim. Her noktada aynı olduğu. Şeyin gövde kalınlığı orada görülüyor. Ya yani şunlar hepsi gidecek filizler. Yani onlar alınacak. 90 santim altınlar alınacak. Burada bitirelim. Böyle kalalım. Siz daha önce rekor gelişimi
Buz seranızda da hepsine kullandık. Kullandınız. Gayet diğer yayladaki ceviz bahçeleriniz var. Elma. Hepsinde kullandım. Onlarda neler gördünüz? Onlarda da aynı şekilde verimde de bir artış oldu. Tabii onlar verime geçtiği için hem üstten uyguladık onları hem topraktan uyguladık. Gayet gelişimi güzel. İç doldurması iyi. Tadı aroması güzel. Ağaçın yaprakları gelişimi güzel olunca zaten meyve ister istemez şimdi kaliteli meyve olur. Şunu soracağım Mustafa abi. Rekor gübre yaprak gübresi ciddi anlamda bitkinin stresini alan bir ürün. Şu bitkilerde, bu fidanlarda bu sene bir stres gördük mü? Sıcak, soğuk, rüzgar. Şimdi, diğer komşularda, arkadaşlarda gördüğümüz aynı dikim ve aynı şeylere baktığım zaman bizikinin daha farklı olduğunu görüyorum. Demek ki stresi falan azaltıyor. İşte şimdi... Yani ben iki sefer uygulama yaptım üstten. Daha yapacağım. Ondan sonra bu yılı bitireceğim. Şimdi tabandan verdiğimizde topraktan, toprağı düzenleyerek bitkinin beslenmesi. Tabii. Yapraktan verdiğimiz rekor gübre, yaprak gübresi de hem stresi alma, bitkinin stomalarını çalıştırıp gelişimine devam etmesi, üzerine aldığı stresi de atması. Evet. Aynı zamanda susuzluk stresi varsa onu da alıyorsunuz. Aynı şekilde. Ağır bir toprakta. Şimdi bu toprağımız biraz ağır. Diğer gayrak topraklar gibi değil. Su geçirgenliği biraz daha az oluyor. Onun için bunu daha çok geniş olarak verdiğimiz zaman bunun daha iyi çapak atacağını ve suyu geçirgen olacağını inanıyorum. Bu sene ilk yılımız inşallah. Bir dahaki sene nasip olursa Nisan aylarında tekrar uygulama yaparız. O zaman sizleri de davet ederiz, bakarsınız. Tavsiye ediyor musunuz? Herkese. Rekor gelişimi, rekor gübreyi. Şimdi burası tam merkez olduğu için geçen gelen görüyor zaten. Evet. Kendini ektiği zamandaki avokadayı ve bizikini gördüğü zaman ne veriyorsun diye soruyorlar. Ne veriyorsun diye soruyorlar. Az önce telefon geldi. Bizim bahçede de bir görmüş, sizinki gibi değil diyor. Anladım. Şimdi oraya bir bakacağım. Nasip İnşallah. Olursa. Onlara da tavsiye ediyoruz tavsiye buradan. Edeceğiz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bahçenizi bize gezdirdiniz. Çok sağ olun. Buradan bütün avokado üreticilerine rekor gelişim, yaprak gübremiz rekor gübreyi tavsiye ediyoruz. Üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sağ olun.